Aslında aşı karşıtlığı değil de tereddütü var diyelim. Yani aşı karşılığı Türkiye'de o kadar yok. Ee, belki tereddüt var. Ee, onun da sebebi şu, belki biz bilim adamlarından kaynaklanıyor, yeterince belki aşıyı anlatamıyoruz. Ee, aşılar aslında çok güvenli ilaçlar. Yani bizim ilaç olarak kullandığımız belki en güvenli grup diyebiliriz. Ee, aslında biz aşının nasıl etki ettiğini anlatmamız lazım burada eee koronavirüste temel sorun şu. biz vücudumuza koronavirüs girdikten sonra savunma hücrelerimiz bu virüs tanımıyor. Tanımadığı için de virüs hücrelerin içine girdikten sonra bizim savunma hücrelerimiz anormal bir tepki veriyor ve kendi hücrelerimizi yıkmaya başlıyor yani bir nevi vücut kendi kendine saldırmaya başlıyor. Nasıl oluyor mesela? işte kalp krizi geçiriyor hasta. Böbrek yetmezliğine giriyor ve dolayısıyla vesaire bunun gibi birçok kronik sorun ortaya çıkıyor. Çocuklarda multi immün sistem cevabı dediğimiz e, hastalık meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu aşırı e, aktif bir bağışıklık sistemi, kendi kendine saldırmış bir bağışıklık sistemini biz e, bir nevi olumsuz tüm etkilerini yaşıyoruz. O yüzden bizim burada yapacağımız şu. Daha doğrusu aşıyla da yaptığımız şu, bir nevi biz virüsü ölü halde inaktif aşı dediğimiz ya da virüsü oluşturacak işte mRNA gibi biz işte spike protein dediğimiz çıkıntısını oluşturacak mRNA aşılarını ya da işte bir daha enfektif özelliği azaltılmış adenovirüs gibi virüslere virüsün bir parçacığını takarak bir nevi vücudumuza virüs tanıtıyoruz. Diyoruz ki yani biz bağışıklık sistemimize bak böyle bir virüs karşına geldiği zaman yani canlı olarak geldiği zaman anormal tepki vermezsen zaten bunu tanıt, tanıyorsun diyoruz. Ve bizim bağışıklık sistemimiz bu sefer anormal tepki vermeden yine virüste savaşmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında aşıda yap, yapılan şu vücuda bir nevi virüs tanıtılıyor. O yüzden insanlarımızın aşıya daha işte böyle içerisinde farklı maddeler mi konuyor ya da işte başka ilaçlar mı konuyor gibi düşünmek yerine bunu düşünmesi lazım. Zaten şu da bir gerçek ki işte bazen okuyor yani bunlar deniyor ki işte aşının içerisine genetik materyali etkileyecek başka bir şey mi konuyor vesaire gibi. O koyun öyle bir niyeti olsa insanların biz bir sürü yurt dışından ilaç alıyoruz. Onların da içine koyabilirler. o Biz o ilaçları kullanıyoruz. Aşıya gelince farklı bir şey değil ki. Ama bu böyle bir ihtimal de yok zaten. Dolayısıyla aşıları bizim için en güvenli ilaç olduğunu söylemek lazım ve e, bir nevi e, koronavirüse karşı da en etkili silah olduğunu söylemek lazım. <laughs>